Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfa için 29 Haziran'da başlattığımız programda 32. haftayı sizlere anlatacağız. 32. haftada ne yapıyoruz arkadaşlar? Katı cisimlerde son konudayız ve artı acil geometri soru çözümlerine de başlayacağız inşallah. Evet şöyle bir bakalım isterseniz. O şeye gelelim. Nereye gelelim? Ayın kaçındayız? Ayın ikisinde falan herhalde değil mi? Evet. Şöyle katı cisimler ayın ikisindeyiz. Şimdi ayın üçündeki yani Şubat ayının üçündeki kısma bakacağız arkadaşlar. Çarşambalara başlıyorduk zaten. Ee, bu videoyu saldan yayınlıyorum. Arkadaşlar burada katı cisimler şey yazıyor da. Tabi buradakini değiştirmiştim. Şimdi burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada yapacağınız iş şu. Ee, en son konu kaldı. O da küre konusu kaldı arkadaşlar. Çarşamba günü yani yarın kürenin konu anlatımına bakacaksınız. İki video ve Küre konusunda hiç sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Özellikle şimdiden söyleyeyim. Video çekerken de hep söyledim zaten. Çemberi biliyorsan, daireyi biliyorsan, daha doğrusu çemberde uzunluğu biliyorsan bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Soruları ne kadar değişip, öylemiş, böyleymiş gibi şeye bakmana gerek yok. Rahat bir şekilde yapabileceğim bir konu arkadaşım. Yani hiç sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Hatta küre konusunun konu anlatımını iki videoya baktıktan sonra küre konusundaki... Ee, aynı gün yani yarın hemen konu anlatımından sonra neye bakacaksınız geometrinin ilacına ilacındaki test sırada bakın ve çarşambayı bu şekilde halledin arkadaşlar. Sonra ne olacak arkadaşlar sonra da bizler perşembe cuma e, perşembe ve cuma günde sizden şey isteyeyim bari e, 4 tanecik test var aslında perşembe günde halledebilirsiniz o 4 testi de. Yani çok da fazla da kasmanıza da gerek yok açıkçası. Yani isterseniz iki güne yayayım ben burada kürenin konu anlatımını arkadaşlar. Bir günde de bitirebilirsiniz. Sıkıntı yok. E, küredeki fasiküldeki testleri. Fasiküldeki testleri. E, dört tane test var arkadaşlar. Buradaki testleri iki güne yayıp çözmenizi istiyorum. Evet. Fasiküldeki testler arkadaşlar. Fasiküldeki testler. Yine aynı şekilde burada da test. Fasikül ve sonra ne yapacağız arkadaşlar? Böylelikle bütün şeyleri bitirmiş olduk. Hatta fasiküldeki testleri dedim ya. Burada 4 tane fasikülde test var. Tamam. 4 tane fasikülde test var. Perşembe günü buradaki soruları yaparsınız arkadaşlar. 4 tane testi yaparsınız. Şunu da unutup bir de fasikülde ÖSYM soruları ve çözümleri de var arkadaşlar. Oradaki ÖSYM ve soruları ve çözümlerini de genel bir tekrar olması bakımından sizin için iyi olur. Cuma günü de ÖSYM sorularını çözeceksiniz arkadaşlar. Maalesef çözümlerini biz burada yapamıyoruz. Biliyorsunuz tehliften dolayı bir sıkıntı var arkadaşlar. Youtube kanalları çözemiyor bunları. O yüzden ben e, fasikül hazırlarken aynı zamanda çözümlerini de koymayı düşündük. Ve e, arkadaşlar sunduğumda e, gayet de mantıklı geldi ve oraya çözümlerini de ekledik arkadaşlar. E, fasikül çözümlerini, video çözümlerine ulaşamayacaksınız. Zaten fasikülün içerisinde video çözümleri var. Cuma gününde ne yapacaksınız? Cuma mübarek gün ÖSYM sorularına bakıp en azından tekrarınızı yapmış olursunuz arkadaşlar. En azından ÖSYM katı nasıl sorular sormuş? Gerçekten de zor sorulara ihtiyaç var mıymış? Ya da hep kolay sorulara çalışsak yeterli olur muymuş gibi sorulara e, siz kendiniz bir cevap verin isterseniz. Ben hep anlatmaya çalıştım gerçi videolarda ama e, sizler biraz da şey yapın. Zor soru ya da ihtiyaç da var katı Çünkü katı arkadaşlar ÖSYM biraz sanki e, bu konuda biraz seçici soruyor ve özellikle e, sözel soru mutlaka Soruyu arkadaşlar e, son yıllardaki çıkmış soruları koyduk arkadaşlar orada yani e, tuttu da son 10 yılın 20 yılın değil de son 5-6 yılın sorularını koyduk ki yeni nesil soruya e, geçtiğimizde hani eski soru tarzlarında zaten şeyler de var e, ne derler ona e, fasikülün içerisinde de var hepsini de koymak açıkçası gereksiz geldi zaten. Evet böylelikle arkadaşlar cuma günü fasükülün hepsini bitirmiş oluyorsunuz ve dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar cumartesiden itibaren artık şeye başlayabiliriz. Bu sefer cumartesiden başlayalım. Çünkü konu anlatımı erken bir şekilde bitiyor. Cumartesiden itibaren acil acil yayınlarını çözmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Acil yayınlarını cumartesi pazar yine aynı şekilde acil 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 ve acil ve acili çözün ve ondan sonra buradaki katı cisimlerde soru çözümünü yapmayacağız arkadaşlar çember analitiğine başlayacağız. Çember yine de artık burada Pazartesi gününden başlarız artık arkadaşlar. Ya da işte burada bir dinlenirsiniz. Çarşamba işte o gün ben karar veririm. Büyük ihtimalle o şekilde yaparız. Ee, 7, 8, 9 gün acil çözümüne veriyorum arkadaşlar. Sizin acil kitabını bitirmek için 9 gün yeterli. Sanırım 15-16 tane test var. Tabi testlerin bazıları biliyorsunuz 16-17 soruluk bazen 20 soruya kadar da çıkabiliyor. Ee, böyle. Tadını çıkara çıkara çözün bakalım arkadaşlar ki rahat bir şekilde çözebileceğinize inanıyorum. Ee, en azından oradaki değişik sorularda Fasikülde de gördünüz. Bir de acildeki değişik sorularda çözmeniz sizin açınızdan çok faydalı olur. Ben şimdi ne yapacağım? Ee, bugünden itibaren bu katı, e, acilin çözümlerini de koymaya başlayacağım arkadaşlar. Çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, elimden geldiğince hızlı koymaya çalışacağım. Biraz hızlandığımın farkındasınızdır zaten sizler de bu ara çünkü bazı şeyleri düzene koyduk ki bazı arkadaşlar tabii bir haftadan geriden geliyor. Geriden gelenlere de zaten bütün hepsi düzenli bir şekilde karşısına da çıkacaktır. Evet. acili çözeceksiniz. Ondan sonra ayın 15'inde de neye başlıyoruz arkadaşlar? Ayın 15'inde de çember analitiğine başlayacağız. Çember analitiğine de büyük ihtimalle 1-2-3 hafta veririz ve şey de biter. Tam burada biter arkadaşlar. E aslında çember analitiği o çember analitiği ben iki hafta vermişim ama e, iki haftada biter mi? Büyük ihtimalle 3 haftada bitiririm gibi geliyor. Çünkü sizin de soru çözmeniz lazım olacak ya arkadaşlar. Çember analitiği ya da bir haftada biter mi? Şöyle düşünüyorum da çember analitiği belki bir haftada bitip öbür, öbür haftasında soru da olabilir. Belli olmaz. Yani sonunda sonuçta arkadaşlar Şubat'ın sonunda bitiyor program. E, gayet de iyi bir şekilde bitiyor. Yani e, artık şeylere başlatacağız size. Yakında ee, size bir deneme şeyi de çekeceğim arkadaşlar hangi denemeyi kullanmamız lazım ve emrivaki yapacağım bir deneme var arkadaşlar kesinlikle emrivaki yapacağım bir deneme var ya bu zamana kadar yapmadım e, ki yapacağım arkadaşlar herkes kesinlikle ama kesinlikle çözsün diyeceğim e, büyük ihtimal bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta o şekilde bir deneme e, videosu da hangi denemeyi çözmeniz gerektiğini de söylerim arkadaşlar. Ee, o zamanlar bir gelsin bakalım konuşuruz tamam mı? Evet küre bu haftanın konusu. Tek, bir özet geçelim arkadaşlar. Çarşamba günü küre ve geometrinin ilacı. Perşembe günü fasiküldeki 4 test. Fasiküldeki 4 test mükemmel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Çok güzel, çok orijinal sorular var. Sonra Cuma günü ÖSYM sorularını çözersiniz. Cumartesi, Pazar ve ondan sonra önümüzdeki hafta full acil çözeceksiniz ve ondan sonraki haftada ne yapacağız arkadaşlar? Sizlerle birlikte çember analitiğine başlayacağız. Çember analitiği için ne yapacağız? Çem, e, analitik fasikülünde geri döneceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, çember analitikini sona bırakmıştık. E, çünkü öyle olması gerekiyordu. Araya bir katı çizimleri de koymamız gerekiyordu arkadaşlar. Evet bu hafta size söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. E, katı cisimleri de çok şükür ki bitirdik. Ve iyi bir şekilde bitirdiğimize inanıyorum. E, yani bu katı cisimlerde büyük ihtimalle fasikülü hakkıyla çözen arkadaşlar... Deneme sıralarında karşısına çıkacak her bir soruyu çok rahat bir şekilde yapacaktır. Ve artık katı cisimlerden sonra da e, artık denemelerde yani 7-8 yapıyordunuz ama artık fullleyeceksiniz. Çünkü niye? Denemelerde sözel katı cisimler sıkıntıydı sizin için. Ya da e, normal katı cisimler sıkıntıydı. Yani yapabilenler yapıyordu işte 8'e 9'a çıkıyordu. Ama artık bu katı cisimlerden sonra büyük ihtimalle full olacak arkadaşlar sizlere de bu konuda da güveniyorum çünkü çok emek verdiniz benimle birlikte çok emek verdiniz o emeklerinizin karşılığını inşallah alacaksınız evet arkadaşlar o zaman ne diyoruz önümüzdeki hafta sanırım video çekmeyeceğim şey rehberlik videosu çekmeyeceğim çünkü soru çözümü yapacaksınız onu anlattım bir sonraki hafta ayın 15'inde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın